Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte harita üzerinde, dünya üzerindeki önemli boğaz ve kanallar, dünya üzerindeki çöller ve Alp-Himalaya kıvrım sistemi hakkında harita çalışması yapacağız. Öncelikle arkadaşlar, dünya üzerindeki önemli boğaz ve kanallardan başlayalım. Arkadaşlar, Amerika kıtasından başlayacak olursak, Kuzey Amerika ile Asya arasında yer alan boğazımız Bering Boğazı. İkinci alanımız ise arkadaşlar Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı'dır arkadaşlar. Yapay bir yapıdır ve burada asansörlü sistem kullanılmaktadır arkadaşlar. Bu nedenle burası önemli ticaret gemilerinin geçtiği alandır. 3 numaralı alınan arkadaşlar Arjantin'in güneyinde Magellan Boğazı. Arkadaşlar Panama Kanalı'nın yapılmasından sonra Magellan Boğazı eski etkinliğini yitirmiş bulunmaktadır. Daha sonra Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan arkadaşlar Cebeli Tarık. Cebeli Tarık'ı da çok duyarsınız, dikkatinizi çekeyim. Arkadaşlar burada Büyük Britanya ile Fransa arasında yer alan Döver Boğazı, daha sonra Kiel Kanalı bulunmaktadır. 6 numarayla gösterdiğim alan Kiel Kanalı. Arkadaşlar 7 numarayla gösterdiğimiz alan ise Yunanistan'ın güneyinde bulunan Korint Kanalı. 8 numara ise arkadaşlar iki boğazı göstermektedir. Arkadaşlar kendi ülkemiz olduğu için tek bir sayıyla belirtmek istedim. İstanbul ve Çanakkale Boğazı. Daha sonra arkadaşlar Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan yine bir yapay kanal olan arkadaşlar Süveyş Kanalı. Önemli bir kanaldır arkadaşlar. Bunu da çok duyarsınız. Daha sonra Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan 10 numarayla gösterdiğimiz Babür Mendeb. Arkadaşlar hemen 11 numarada Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan Hürmüz Boğazımız bulunmaktadır. 12 numarada gösterilen boğazımızın adı Malakka Boğazı. Şu şekilde kodlayın arkadaşlar. Malakka Boğazı Malezya. Malezya Malakka şeklinde kodlarsanız yerini çok rahat bir şekilde bulmuş olursunuz. 13. arkadaşlar kanalımız ise Mozambik Kanalı ve 14 ile gösterilen yer Ümit Burnu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sayacak olursak Bering, Panama, Magellan, Cebeli Tarık, Döver, Kiel, Korint, İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Süveyş, Babül Mendeb, Hürmüz, Malakka, Mozambik ve Ümit Burnu. Evet arkadaşlar, şimdi de dünya üzerindeki çöllerimizi gösteriyoruz. İlk çölümüz ABD'de bulunan arkadaşlar Arizona Çölü. 2 numarayla gösterilen çölümüz Atacama, Şili üzerinde bulunuyor arkadaşlar. 3 numarada gösterilen çölümüz Patagonya, Arjantin'de yer almaktadır. Namibya üzerinde olan Namib Çölü 4 numarayla gösteriliyor. Daha sonra Kalahari Çölü 5 numara ile gösteriliyor. Namib Kalahari. Arkadaşlar 6 numarayla gösterilen alan dünya üzerinde en büyük çölümüzü gösteren numaradır arkadaşlar. Sahra Çölü çok fazla karşınıza çıkar. Kesinlikle bilmeniz gereken çöldür arkadaşlar Sahra Çölü. 7 numarayla gösterilen alan ise Arabistan Çölü. 8 numarayla gösterilen alan arkadaşlar buraya dikkatle dinleyin. Karakum Çölü. 9 Kızılkum. 8 Karakum, 9 Kızılkum Çölü arkadaşlar. Daha sonra Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Tar Çölü, daha sonra Çin sınırları içerisinde yer alan Taklamakan, yine Çin sınırları içerisinde yer alan Gobi. Burayı şu şekilde hızlı sayabilirsiniz. Tar, Taklamakan, Gobi arkadaşlar. Ve en son çölümüz
Büyük Victoria ve Gibson Çölü. Hızlı bir şekilde sayacak olursak Arizona, Atacama, Patagonya, Namib, Kalahari, Sahra, Arabistan Çölü, Karakum, Kızılkum, Tar, Taklamakan, Gobi ve Büyük Victoria ve Gibson Çölleri. Evet arkadaşlar, son çalışmamız dünya fiziki haritası üzerinde Alp-Himalaya kıvrım sistemini göstermek olacak. Tahtamızdaki fiziki haritamız size çok net görünmediği için kıtalara ayrı ayrı yaklaştıracak ve size göstermiş bulunacağım. Evet arkadaşlar, Kuzey Amerika'dan başlayacak olursak Kuzey Amerika'nın batı kıyısındaki kahverengi tonunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu dağ silsilesinin adı Kayalık Dağları. Doğu kıyısına baktığımız zaman çok kahverengi tonu görünmese de yine de burada bir dağımız var arkadaşlar, önemli bir dağımız. Apalaş Dağları. Hemen Güney Amerika'ya geçecek olursak burada da Ant Dağları yine Güney Amerika'nın batı kıyısında uzandığını görebiliriz arkadaşlar. Yani Amerika kıtasında sayabileceğimiz 3 dağ silsilesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Kayalık Dağları, ikincisi Apalaş, üçüncüsü Ant Dağları. Hocam, ismini bilmek zorunda mıyız? Yani bilseniz iyi olur, ancak ismini bile bilmiyorsanız en azından Amerika kıtasının batı kıyısının dağlık, doğu kısımlarının ise daha alçak ovalık alanlardan oluştuğunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar, bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu tarzda sorular geliyor. Örnek verecek olursak, mesela noktalar belirleniyor, hangisinin yer şekilleri farklıdır diyor. Ya da noktalar veriliyor, o bölgeyle ilgili yağış sorusu soruyor. Mesela burada hocam yağışı en çok alan bölgeler neresidir diye sorarsanız, tabii ki denize, yani okyanusa paralel uzanan Kayalık Dağları, Ant Dağları bol yağış alır derim. Doğu kıyılarında daha az yağış olur diye söylerim arkadaşlar. Mesela şehirleşmeyi sorsa bize, şehirleşme en çok hangi tarafta dese, noktalar belirlese, doğu kıyılarının daha fazla şehirleştiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde karşımıza çıkıyor sorular arkadaşlar. Amerika kıtası, Kayalık, Apalaş, Ant Dağları. Evet, şimdi sırada ise Avrupa kıtası bulunmaktadır arkadaşlar. Ancak bir tane Afrika'dan sadece bir dağ silsilesi söyleyeceğim. Ondan sonra Avrupa'ya geçeceğim. Fas'ın üzerinde bulunan arkadaşlar, Fas ve Cezayir üzerinde bulunan burada Atlas Dağları. Ben genel adıyla söylüyorum. Burada yazıyor zaten Yüksek Atlaslar, Tel Atlaslar, Sahra Atlasları şeklinde. Gerek yok arkadaşlar. Burayı Atlaslar şeklinde bilmeniz yeterli. Daha sonra İspanya ile Fransa arasında yer alan Pireneler arkadaşlar. Hemen geçiyorum. İtalya'nın kuzeyinde İsviçre ile İtalya arasında bir yay çizmiş Alpler bulunmaktadır arkadaşlar. Üçüncü dağ silsilemiz ise İtalya'nın üzerinde uzanan Apeninler. Daha sonra Karadeniz'in kuzeybatısında yer alan arkadaşlar Karpatlar. Burada da Balkanlar bulunmakta, yazı yoğunluğundan görünmüyor arkadaşlar. Tekrar hızlı bir şekilde sayacak olursak burada Atlaslar, Pireneler, Alpler, Apeninler, Karpatlar, Balkanlar. Ülkemizden devam edecek olursak arkadaşlar, ülkemizde Karadeniz Dağları, Toroslar, Kafkaslar, Elbrus, Zagros, Hindikuş, Pamir, Tanrı Dağları, Altı, Karanlık, Himalayalar. Arkadaşlar, dünyanın en yüksek dağ silsilesi Himalayalar burada bulunmaktadır arkadaşlar. Dikkat ederseniz kahverengi tonlarının çok fazla yoğunlaştığını görebilirsiniz. Tekrar edecek olursak arkadaşlar, Karadeniz, Toros, Kafkaslar, Elbrus, Zagros, Hindikuş, Pamir, Tanrı, Altın, Karanlık, Himalayalar. Evet arkadaşlar,
Geldik dersimizin son alıştırma çalışmasına. Burada kırmızı alanlarımız çöllerimizi, mavi alanlarımız ise boğaz ve kanalları gösteriyor. Hızlı bir tekrar yaptıktan sonra dersimizi sonlandıracağız. Arkadaşlar sırayla sayıyorum. Bering Boğazı, Arizona Çölü, Panama Kanalı, Atacama Çölü, Patagonya, Magellan. Daha sonra arkadaşlar Ümit Burnu, Namib, Kalahari, Sahra, burada Mozambik Kanalı, Cebeli Tarık, Döver, Kiel, Korint Kanalı, İstanbul ve Çanakkale, Süveyş Kanalı, Babülmendeb, Arabistan Çölü, Hürmüz Boğazı, Karakum, Kızılkum, Tar, Taklamakan, Gobi, Malakka ve Büyük Victoria ve Gibson. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte harita çalışmaları yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.